Geç hazır değil. Kardeşim otur. Bunu dertlendi ve gerçekten üretim normlarına uygun, Avrupa Birliği kriterlerine uygun bir üretim modeli şekillendirildi. Eskiden hani bilirsin bağırsaklardan çıkan bağırsaklar bile sırıtlardı. Şoklaması olan, HACCP planı olan, temizlik planı işletmelere gelindi. Ve bugün artık gelinen noktada da sağ olsunlar yine devletin akredite laboratuvarında, kararsız uluslararası kabul gören laboratuvar analiz sonuçlarına baktığım zaman evet artık kokoreç bir hani özür hak ediyor diye konuşacağız. Şey, Balıkesir'in özel zeytinyağı, dünyanın en kaliteli zeytinyağı yetiştiği bir yerden zeytinyağıyla buluşturduk. Buluşturduk kokoreci. Şimdi zeytinyağı alayım. Ondan sonra mangalda yüzünüzü atacağız. Yine bir mangalla tanıştık. Evet, tanıştık. Böyle kekli ve zenginleşen bir ürün insanda otomatikman bütün mutluluk hormonlarının salgılanmasına sebep oluyor. Serotonin hormonu bunlardan birisi. Evet, kokoreçin tüketilmesi serotonin hormonunun salgılanmasına yardımcı olur. Böylece dikkat edin insanların hani kereviz mi yiyelim, kokoreç mi yiyelim sorusuna evet mutlaka 7'den 70 herkesin kokoreç önermesi bu yüzdendir. Çocuklar için olan ya o şimdi Erdal Bey'in bu yaptığı yumak diye adı verdiğiniz maddenin için bir kere kuzu etini koymuş. Kuzu eti gerçekten diğer etlere göre çok daha güvendir bana göre. Çünkü genç hayvan hastalıkla riski düşük, ilaç müdahalesi yok, hormon müdahalesi yok. Sadece çayır çimen, anne sütüyle başlayan bir süreç hemen ardından otlamasıyla geliyor. Bu hayvanlarda uykuluk adı verdiğiniz bölgesi o hayvanın büyüme hormonları salgıladığı yerdir. Ve bu da gerçekten çocuklar için, gelişme için önemli bir doğal büyüme tetikleyicisi, kavurma güvenli bir et ürünü ve yine işte bu aroma bileşikleriyle de serotonin hormonu salgılanmasına sebep olacaktır. Çocukların mutluluk için tüketebilecek bir ürün olarak karşımıza çıkmak. Hem de mikrobiyatayı destekliyor. Tamam, mangal başlar mı? Erdal tersini de yapıyoruz değil mi? Tabii. Şunu çekiyoruz aslında. Erdal olacak gibi mi? Ocakçı olur mu? Olur hocam. He? Şey mi o da? Televizyoncu tanıdığım var ya. Vedat Milyon gibi.